Sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar ve ay burcu yengeç olan sevgili takipçilerim, bu hafta sizin için fırsatların tam anlamıyla istediğiniz noktanın aydınlanması. Hem şöyle diyeyim, hedef benim, plan benim, yapmak istediğim yenilikler ve kendimle alakalı yeni iş başvuruları diyeceğimiz bir hafta. Bulunduğumuz insanların rahatsız tavrı, siz burada huzursuzsunuz, artık veda etmek istiyorsunuz. Yeni oluşumlar size renk katacak. Bulunduğunuz noktada memnun olan sevgili yengeçler için masanızla ilgili değil, bu bulunduğumuz alanda komple bir yenilik, üst düzey yöneticileri, farklı alanda gelecek yeni insanlarla aramızda çok keyifli bir uyum olacak ve kendimizi en iyi şekilde ifade edeceğiz ve doğru çalışma, doğru ortam olarak gözüküyor. Özellikle şöyle söyleyeceğim, mimarsanız, tasarımcısanız çok renkli bir hafta, kendini enerji olarak da çok fazla ispatlayacağınız bir döngüdesiniz. Eğer ki tasarımı, mesela kitap yazarı tasarımıysanız, en fazla istediğiniz insan imzanız atılmış olacak ve kendinize ait noktaları da en iyi şekilde belirleyeceksiniz. Bu arada farklı bir köye yerleşmek, farklı bir şehirle ilgili ve bulunduğunuz şehirle ilgili rahatsızlıklarınız varsa bununla ilgili yaza doğru planlarınızı da şimdiden yapıp yavaş yavaş yerleşim değişikliği hem çocuklarınız için hem aileniz için daha sağlıklı olduğuna karar verdiniz. Bu doğru bir karar. Kurumsal bir alandaysanız ve çok yoğun bir kalabalık bir firmada çalışıyorsanız ani şirketinizde iş değişimleri, işten çıkartılacak insanlar var. Lütfen mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Puanınızı ya da alanınızda fazla agresif tavırlar göstermeyin. Bu liste size de gelebilir diyorum. Yurt dışı ile alakalı çalışan sevgili yengeç burçları için bu ara seyahatlerde aksilik olsa da siz bir numaralı personelsiniz. Sizin bu konuyla ilgili bir sıkıntınız yok. Sadece ve sadece içten alana ait olmadığınız için devamlı kendiniz farklı bir dünyada yaşıyorsunuz. Evet, kendinizle ilgili iş projesi, kafanızda ortaklık projeleriniz var olsa da buradaki paraya, buradaki işe ihtiyacınız var. Şu an böyle bir hata yapmanızı istemiyorum. Vakti gelince size uyarırım. Zaten merak etmeyin. Eğer ki devletle alakalı bağlantı içerisinde çalışıyorsanız sevgili yengeç burçları, bu ara hareketlilik dışında bazı ihbarlar, bazı iftiralar, bazı karışık olaylara da şahit olacaksınız. Aynı şekilde de ekip arkadaşlarınızın size davranışlarına dikkat alın. Sır vermeyin. İşinizle ilgili mümkün olduğu kadar disiplinli olmanız gerekiyor. Farklı bir şehre, farklı bir yere devlet kurumuyla alakalı noktada çalışıyorsanız, bununla ilgili başvurularınızla ilgili yeni fikirleriniz oluşsa da acele etmeyin. Yerinizde bir değişim gerçekleşsin ondan sonra. Ve bazı eğitim konularınızı da artık yapmanız gerekiyor. Dil eğitimi ve işinizle alakalı yüksek bir oluşum yaratmanız lazım. Bu başvuruları da mutlaka yapın diyorum. Bu ara sürpriz gebelik olacak bazı yengeç burçlarında. Hazır mısınız bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar sürpriz bir gebelik. Yani Şubat sonuna kadar sürpriz bir gebelik var. Bu der ki 23 ve 29 Ocak'taki yengeç burçları sürpriz hamileliğe hazır noktanız söz konusu olacak. Bu ara ailede sağlık, hücrelerle alakalı rahatsız olan, göğüs hücresi, rahim hücresiyle alakalı rahatsız olan kişilerle ilgili riskler söz konusu oluyor. Mümkün olduğu kadar siz de bir kontrolünüzü yaptırın ki en azından en başından vücudumuzu kontrol edebiliriz diyorum. Bu ara aile içerisinde ortaklı iş, ortaklı mal, ortaklı araç, ortaklı paralarla ilgili güzel ayrılımlar söz konusu olacak. Herkes yerini, herkes haddini bilecek gözüküyor. Sizin bence baba ve anne arasındaki diyalogları siz de alttan almanız lazım. Çünkü aileniz sizin için çok büyük bir fedakarlık etti. Siz görmemezlikten geliyorsunuz. Bunun için kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Bu arada şöyle söyleyeceğim sevgili yengeçler. Yurt dışı yerleşimi, yurt dışında yaşıyorsanız ve burada konum değişik ve ev alımı niyetiniz varsa olumluluk gösterin. Ama uzun süredir iş krizleri yaşıyorsanız artık start yapmanız lazım. Çünkü geçmişteki iş mahkemenizden gelecek parayla kendinize iş kurmak istiyorsunuz. Ama bunun hep ertelendiği ve dosyanız hep altta kaldığı için size bu parayla ilgili hep gecikmeler. Ama faiz yerine alacaksınız. Merak etmeyin diyorum. Eğer ki sevgili gençler, yaşım 25 oldu, hala iş bulamadım, ne devlet ne orada diyorsanız bu dönem sizin için kısa başvurular, tekrar üniversite hayatı başvurusu yapın ve tekrar okuyun. Hiçbir şey için geç değil, bu noktanızı da tamamlamanızı istiyorum.
Evet, duygusal olarak kendi ilişkilerinizle alakalı hatalarımızı görme, karşı tarafı çok zorlayıcı ve ısrarcı tavrınızdan vazgeçmeniz lazım. Çünkü karşı tarafı sıkboğaz ediyorsunuz ve o da sizden sıkılıyor. Bu ara ilişkinizle alakalı güzel sürpriz seyahatler yapacaksınız. Mutlu olacağınız enerjiler var ve sevginizi daha doğru ifade edeceksiniz sıkboğaz etmeden. Bu ara nişanlanmak, evlenme fikrinde olan sevgili yengeçler acele etmeyin. Çünkü işiniz belirsiz olduğu için şu an böyle bir şeye girerek kendinizi borçlandırmanızı istemiyorum. Bir 6 ay daha sabırlı, daha mantıklı şekilde yaratman. Sorumluluklarınız da artacak ama para sorumluluklarınız da artacağı için hani bir eliniz yağda bir eliniz balda değil. O yüzden yavaş yavaş sisteme kurarak hayatımızı yönlendirmemiz lazım. Bu arada da özellikle çocuklarınız, üniversiteye, liseye hazırlanan gençleriniz varsa ev içerisinde onlarla iletişim konusunda değil, onların disiplinli gibi gözüktükleri ve devamlı ellerinde bilgisayar ve oyunlar var. Sanki kitabın altına saklanmış gibi onları biraz daha gözden geçirmemiz lazım ki üniversite haklarını ya da lise haklarını kaybetsin istemiyorum. Puanları başarılı ve zeki doktor olacak çocuklarınız, mühendis olacak çocuklarınız var. Sadece siz de önemsemiyorsunuz. Dikkat alın, baskı kurun, kural koyun, enerjiyle koyun dedim. Sevgili ev hanımları, özellikle de sizin hayatınızda uzun süredir küs olduğunuz komşularınız, küs olduğunuz akrabalarınız, küs kırgın olduğunuz insanlarla adım atmak. İster barışın, ister barışmayın ama unutmayın ki size yapılan haksızlık yine size yapılacaktır. Siz kimsenin şeyi değilsiniz, oyun arkadaşı değilsiniz. O yüzden lütfen daha dikkatli, daha onların samimiyetsizliklerinizi görmeniz gerekiyor. Çünkü bazen kafa dağınıklığınız var. Bir de evlenmeyi düşünen sevgili yengeçler için acele etmeyin. Evli çiftlerde özellikle şunu demek istiyorum. Eşinizle aranızda soğukluk, cinsel hayatınızda konuşmada yatak soğukluklarınız var ve birbirinizle olan bakış enerjinizde gerginlikler var ve eşinizden devamlı şüpheleniyorsunuz. Sizin de hortlanma, ya kızma enerjiniz var. Bunları toparlayarak, ilişki terapisine giderek dengelerimizi düzeltebiliriz. Boşanma fikri olanlar için de zaten her zaman aklınızdasınız. Maddi gücünüz olmadığı için sıkıntılarınız var. Sağlık olarak göğüs, rahim, küçük kistlerimiz olabilir ve son zamanlarda boyun fıtığı ve evde özellikle dikkat etmemiz gereken cam kırıklıkları, tabak çanak kırıklıkları ayağımıza batabilir dikkatsizlikten. Mutlu kalın efendim. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrepler ve ay burcu akrepler diyorum. Bu hafta sizin için olumsuz gördüğünüz işiniz, iş anlaşmalarınız ve toplantılar arasında kendinizi çok gergin hissedeceğiniz ve odaklanamayacağınız korkularınız var. Bu hafta su gibi akacak hepsi. Yani bulunduğunuz toplantılar, yeni anlaşacağınız iş kapılarınız ve sizi mutlu edecek güzel diyaloglar size renk katacak. O yüzden endişe etmeyin. Venüs-Satürn arasındaki kavuşum 23 Ocak'ta gerçekleşecek ve 25 Ocak'ta Güneş-Satürn arasında yine bir kavuşum. Yaratıcı fikirleriniz, yeni oluşturacağınız iş ve yaşam kalitenizi tam anlamıyla yukarı çekeceğiniz bir noktada. Yani size fazlasıyla akıcı ve seri bir hafta sizi bekliyor. Kurumsal, farklı bir bağlantı içerisinde olduğunuz ekstra toplantılar, yoğunluklar, yolculuklar sizin gücünüze güç katacak. Bulunduğunuz masada haksız göründüğünüz insanlarla kendinizi çok doğru ifade edeceksiniz. Masa değişimi, konum değişiminizle ilgili de tavırlarınız doğru ilerleyecek. Yani siz artık kendinize ait işi, bu dosya benim, bu evrak benim diyeceğiniz ifadeleri kullanacaksınız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum efendim. Devletle bağlantılı noktada uzun süredir görünmez ruhunuz ve kendinizi ispatlayamıyorsanız ve bütün yükler sizin üzerinizde devam ediyorsa bulunduğunuz noktada bir ferahlık, enerji değişimleri, yer değişimleri ve ekip değişimlerinden kaynaklı yerinizde bir nefes alma söz konusu olacak. Bu da size ayrı bir umut olsun diyorum. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız ve uzun süredir planladığınız projelerinizle alakalı doğru ilerleyeceksiniz.
sadece ve sadece duygusal yaklaşımınızdaki derinlikleriniz ön plana çıkarsa tehlikelidir. Bu ara onları doğru nefes alarak enerjimizi düzeltelim lütfen. Serbest iş fırsatlarımız var, serbest çalışacağımız noktalarda yeni keşif ve yeni oluşumlar ayrı bir oluşumla birlikte bir sürü kapıların da size bağlanacağı gözüküyor. Farklı fikirlerde doğru ilerlemeler var. Parayla alakalı uzun süredir yaşadığımız sıkıntıları çözüyoruz. Yani siz artık para disiplinine gireceksiniz. Gördüğünüz ve aldığınız parayı doğru yatırımlara yönlendirdiğinizde hiçbir pürüz yok. Evet, kredi başvurunuz, ev kredinizle ilgili olumlu bir hafta söz konusu olacak ama her şeyden önemlisi eşinizin bir araç değişimi ya da babanızın bir araç değişimi biraz sizi yıpratacak ama o değişimde gerçekleşecek, bilginiz olsun. Böyle gri ve siyah tonlarınızda aradığınız kapınızda gözüküyor. İş başvurusu olumsuz giden sevgili akrepler, siz bu konuda da kendi başvurularınızı yeniden taze dilerseniz hayırlı bir iş fırsatınız da var. Hiç korkmayın diyorum. Devlete ait borçlandığınız konularla ilgili disiplin şartınız var. Çünkü her borçlanıyorsunuz, yarın gelince ödeyemiyorsunuz ekonomik olarak. Bu sene bunları yapmamanız gerekiyor. 2 yıl içerisinde sıfırlanıp kendi markanızı oluşturmak istediğiniz ve yurt dışı yerleşimle ilgili fikirleriniz var. Şimdiden bu dengeleri doğru yapalım. Evet, toprak, organik tarım ya da organik alanlara merakı olan, kendinize krem yapabilirsiniz, rimel yapabilirsiniz, organik üzerine yemek oluşumu yaratabilirsiniz ve gıda yapabilirsiniz, fark etmiyor. Bunlarla ilgili yeni eğitimler, yeni fikirleriniz olacak. Kendinize ait farklı alanlarda da kendinizi iyi göstereceksiniz. Yeni, serbest, küçük bir alan derseniz ve görünmüyorum yani İmni Hanım, maaşım belli, ben bu maaşla geçiyorum. Evet, ekstra farklı işler, ekstra üçüncü, ikinci işler yaparak da kendinizi farklı alanlarda da ispatlayacaksınız. Yarım tam çalışan, evde çalışıyorsanız artık iş kapınızın iş alanına yerleşme gibi bir durumu olacak. Yurt dışı ile ilgili şirketinizin ani yolculuklar ve sizinle yapacağı işlerde de yenilikler kat gösterecek olarak gözüküyor. Sadece ne burada sıkıntı sevgili akrepler bu hafta? Siz duygusal travmalarınız, yani ilişki travmalarınızla yüzleşmiyorsunuz, hep erteliyorsunuz. Yarın söyleyeceğim, ertesi gün söyleyeceğim, daha sonra söyleyeceğim diye de ilişki maşallah 3-4 yıl geçti. Bu ilişkinin size hiçbir faydası yok. Veda et, kendini bu konuda tamir edersen mutluluğu ve huzuru da tanıyacaksın. Ama senin gereksiz bu takıntıların seni de zarara sokuyor, bununla da iyileştiriyorum. Çalışan evli çiftlerimizle ilgili özellikle hanımınızın prim konusunda netliğe kavuşması ve sizin de masa değişiminizle ilgili başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Hatta bulunduğunuz şirkette ani batışlar söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Evet, eski ilişkilerimizde hareketler var. Kalbinizdeki kişi size adım atsa da siz ona çok açık kapı veriyorsunuz. Biraz gizli kalın. Onun sevgisini bir keşfedin. Maşallah sevginizi devamlı ifade ediyorsunuz. Onun sevgisini öğrenmeden sevginizi ifade etmeyin. Bu ara iş çevremizde etkilendiğiniz, sosyal ağlarda etkilendiğiniz kişiyle bir yemek sohbetiniz var. Hafta sonu buluşmanız gözüküyor. Hayırlı olsun. Uzun soluklu ilişkilerde kırgın olduğunuz yaraları sarma, aile, çevre, yakın dostlarla yapacağınız yemek tekrar ilişkimizin güçlendirmesine yardımcı olacak. Yakın ailenizde bekar olan kuzeniniz ya da kardeşinizin evlilik kararını herkes şaşkınlıkla bakacak. Artık ona biz evlenmez diyorduk. Pat diye evlilik kapısı var. Bilginiz olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, hayatınızla bütün fedakarlık yaptığınız eşiniz, eşinizin ailesi, kendi aileniz ve kendimiz, hani saçımı süpürge ettim ve artık bu iyiliklerimi kimse görmüyor diyorsunuz. Yaptığınız iyilikler size maddi ve manevi olarak hak olarak geri dönecek. Hiç pişman olmayın. Çünkü bunun ödülünü de Ocak sonu ve Şubat başına itibariyle almaya başlayacaksınız. Altın ya da para kaybınız söz konusu olabilir. Eve hırsız girebilir, yakın akrabanız çalabilir. Bu hafta bunları gözden geçirmek lazım. Altınımızı, paramızı gizli bir noktada saklayalım. Bu ara ailemize ait köy ziyareti, memleket ziyareti ve ya da tatil ziyareti fikirleriniz varsa bu hafta bunlar için doğru bilet alışınız söz konusu olacak. Yalnız çocuklarınızla alakalı bağda gereksizce ilgisiz tavrınız onların sevgi sorgulamasını yaratıyor ve ailem beni sevmiyor diyor. Lütfen bu hafta hem eşiniz hem siz ayrılmış olsanız da bunu eşinizle arayarak çocuklarınızla bağ enerjisini sevgiyle bütünleştirmenizi öneriyorum.
ediyorum. Çünkü çocukların enerjisinde ciddi anlamda kendilerini ailede eksik hissediyorlar. Boşanma mahkemesi anlaşması şekilde yol ayrımına girecek diyorum. Evlenmiş, ayrılmış ve hala bir ilişki ve iş problemi bulamış, iş sorunu yaşayan sevgili takipçilerim için gerçekten şunu demek istiyorum. Siz hayatınızda doğru iş için başvurmadınız. Artık bu başvurularınızı doğru yapmanız lazım ve aile ev değişikliklerimiz söz konusu. Unutmayın ki binanızda sorunlar var. Tesisat sorunları, elektronik sorunlar. Bu ara binanın içi ve dış cephede sıkıntılar söz konusu olabilir. Hiç kimse birlik olmuyor. Yasal olarak bunu başvurun. Miras konularımızla alakalı haksızlığa uğrayacaksınız. Mümkün olduğu kadar doğru ve mantıklı olun. Babanızın ve sizin kalp sıkıntınız söz konusu olacak. Bunu ihmal etmeyelim. Bu ara sağlık konusunda alerjik hastalıklarımız ön planda olabilir ve sırt ağrılarımız ve kemik ağrılarımız, kemik erimelerimiz söz konusu olabilir. Vücudumuzu bir sağlık doktoruna götürerek kemik erimesiyle ilgili bunları gözden geçirin. Şiddetli baş ağrınız sıkıntı yaratıyor. İhmal etmeyin. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, yükselen burcu balıklar ve ay burcu balıklar. Bu hafta hayatımızla ilgili Venüs balık burcuna geçişiyle birlikte daha böyle sorunları görmezden gelmek isteyebilir. Fedakarlığınız ön planda olabilir. İnsanların alıngan yönünü tamir edebilir. İş yerinde de böyle polyanacılık oynayarak kendi ruhunuzla oyun oynayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar enerjiniz ve başarınızla ilgili bir sıkıntı yok. Başkalarının enerjisini kendinize çekip hani ruhunuzu yormayın istiyorum. Bu ara ani değişimler, işiniz masa değişimleri ve gireceğimiz noktada gayet aktif rol alacaksınız. Kendinizi doğru ifade edin. Enerjinizin de yüksek olduğu noktada görünürlük ruhumuz da artacak. Yani siz hak ettiğiniz noktayı yavaş yavaş kendinize doğru çekiyorsunuz. İnsan kaynaklarındaysanız yardımcıysanız müdürlük hakkınız var. Eğer yardımcının altındaysanız yerinizde değişimler var ve kendimizi ispatlayacağız. Şirketinizin farklı yere taşınma gibi durumlarında sizin de konumunuzda değişimler söz konusu olacak. İhracat, fabrikasyon alanlarda çalışıyorsanız burada güzel yoğunluklar var. Hatta şirkette yeni girecek ortaklar, yeni insanlar birlikte şirketimizin daha büyüyeceği, hatta borsaya açılma gibi enerjiler söz konusu. Borsada da şanslı bir hafta olacak şirketinizin. Bilginiz olsun. Eğer ki serbest, küçücük bir noktada çay ocağınız olabilir, küçük bir kafeniz olabilir, ne bileyim sokakta simit satıyor olabilirsiniz, mısır satıyor olabilirsiniz, kestane satıyor olabilirsiniz. Sabit küçücük bir yeriniz varsa kazançlı ve keyifli hafta paranızın bereketinin farkına varacaksınız ve değerli birikimleriniz yavaş yavaş başlayacak. Hayal ettiğiniz o ev size doğru gelecek gözüküyor. Eğer ki devlet kurumuyla bağlantılı işlerle ilgili de biraz huzursuzluk sorunlar var. Dosya kayıpları, gideceğiniz insanların agresif tavırları sizi yorabilir. Sakin ve mantıklı olun, o işi almanız lazım. Konumunuzla ilgili önemli bir noktada gözüküyor. Ortaklı iş, inşaatlarla alakalı çalışıyorsanız nalbur dükkanınız olabilir. Bu ara daha hareketli ve daha yoğun bir süreç olacak. Camcı dükkanınız olabilir. Bu ara daha kazançlarınızın artacağı bir evi. Yani kazanç var. Yani Venüs'ün enerjisini çekeceksiniz. Ve unutmayın ki alınganlık ve delilik ruhunuzu geri tutmamız lazım. Bu ara size ortaklı teklif var. Ya da ortak olmak istediğiniz insan size maddi olarak da destek vererek ortaklı fırsatlarımızı aydınlığa kavuşturacağız. Yani evet görünür dediğimiz her şey size fırsatları sunuyor. Doğru değerlendirin. Aynı şekilde unutmayın ki bu ara yöneticiniz ya da patronunuzun size sürpriz hediyesi sizi şaşırtmasın. Güzel bir sürpriz yapacak. Primlerinizle alakalı geçmiş dönem primleriniz ödenecek ve maaşınıza da güzellik katılacak diyor. Yalnız şöyle bir şey, mahkeme içerisinde olduğunuz şirketinizle alakalı haklarda yalan iftira, yalan insanlar şahitlik yapabilir. Mümkün olduğu kadar hakimin yüzüne direkt bakarak kendinize doğru ifade. Orada sahte evrak oluşumu olabilir. Sizi sahte evrak imzanız taklit edilmiş olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara atama, tayin konularımızla ilgili ravaşta olacağınız bir süreç. Bunlarla ilgili birilerini devreye sokarak yolculuk yapmanız lazım. Artık buradaki ekonomik kazanç gelirinizi toparlayamıyor. En azından memlekete giderim, aile evime giderek çoluğum çocuğumu mağdur etmem diyorsunuz. Doğru bir karardasınız, hayırlı olsun.
Babanız ya da amcalarınızın köyde bir inşaat evresi var. Siz de oraya destek vererek kendi köy evinize ya da babanızın evresini tamir ettireceksiniz ve aile bunu çok sevinecek gözüküyor. Yalnız böyle dere kenarı ya da sulak bir noktada toprağınız ya da eviniz varsa sakın kimseye inanmayın, orayı satmayın. Orası çocuklarınıza yetecek değerde bir nokta. Bir de bu ara şöyle bir durum var. Çiçekleriniz, evdeki çiçekleriniz ya da bahçeli alanda çiçeklerinizde böyle bir hani bitlenme olur ya, çiçeklerimize dikkat edelim. Biraz solgun gözüküyor, bakımsız gözüküyor. Çiçeklerimize biraz yumurta kabukları koyun, kalsiyum atın, bir şeyler yapın. Çiçekleriniz ölmeye başlıyor, bu evinize bir kadın nazarı değdiğini gösterir. Evinize 3 tane bambu ya da 5 tane bambu alarak evinizin enerjisini değiştirmenizi öneriyorum. Evet, çalışan evli çiftlerimizde bu ara sakin, rutin devam edecek. Sadece kredi ödemelerimizde aksilikler yaşayabiliriz. Bir de altın bozdurmak istiyorsun. Altın çok çıkacak, bozdurmanıza gerek yok. Borcunuz varsa da beklesin. Herkes haddini bilsin. Yıllardır siz beklediniz, biraz da onlar beklesin istiyor. Kardeşler arasında tartışmalar var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili konusunda bu ara eski eşinizin ya da eski ilişkinizde öfkeniz kabarmaya başladı. Ona böyle devamlı rahatsız etme enerjiniz var. Uzak durun, bu olay kapandı. Siz boşuna kendinizi yıpratıyorsunuz. Sevgili gençler, kendi yönünüzde bu ara aşk hayatınız ön planda. Hep yaparım ederim, sonra yaparım deyip dosyalar birikti. Algınız artık odaklanamıyor. Bir psikoloğa mı gideceksin? Bir ailenize bir psikologla beyin güçlendirici mi destekleyeceksiniz? Bu psikolog ya da doktorunuza giderek bu konusu başvurun. Algınız dağıldı, dersler dağılmaya başladı. Evet. Sevgilisi güzel olan çiftlerde 14 Şubat yaklaşırken yüzükler, altınlar hazır gözüküyor. Hadi hayırlı olsun, isteğiniz kabul olacak gözüküyor. Aynı şekilde de ilişki yeni başlayanlar için gelecek vadeden ilişkinin el kapısını tutmuş gözüküyorsunuz. Uzun soluklu ilişkilerde kırgınlıklar bitiyor. Birbirimize daha sakin evrede bakacağız ve iyileşme evresindeyiz. Nişanlı olanlarda hafif bir küskünlük olabilir, ani barışma gözüküyor. Ama hafta sonu çok eğleneceğiz, çok güzel sohbetler edeceğiz. Hatalarımız ve birlikte yaptığımız yanlışlıkları görerek hareket edeceğiz. Artık not alma. Sen bunu yaptın, ben. Sözlü söylemeyin, not alın. Buzdolabınızın üstüne koyun. Aynı şekilde evli çiftlerde devamlı aynı şeyleri yaşayıp aynı şeyleri konuş. Not alın, bu konunun üstüne çarpı atın. Yani siz de aynı konuşuyorsunuz, o da aynı konuşuyor. Ve ilişkide ciddi anlamda devamlı onun ailesi, benim ailem ve çocuklarım. Yani bu çocuklar onun da çocuğu, sizin de çocuğu. O aile sizin de aileniz, onun da ailesi. Bunu bir an önce dengeleyin. Yoksa ilişkiniz ciddi anlamda sertlikler, uzun soluklu küskünlükleri, evden ayrılmayı gösterir. Daha sakin, daha akıllı adımlar atmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada da yeni evlenenler için çocuk beklemeyenler sürpriz bir gebelik evreniz var. Bir de araç satmayı düşünüyorsunuz. Şu an araç, ikinci araçlarda çok yüksek bir rakam söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar aracınızı satmayın. Daha bunun için vakit var gözüküyor. Evet, evlenmiş, ayrılmış, iş kapısı olmayan sevgili takipçilerim, aracıların yoğun olacağı ve destekleneceği bir hafta mümkün olduğu kadar bu evreleri düzgün tutmamız lazım. İyi iş kapımız var. Ufak bir taşınma gündemimiz ya da ailemizi taşıma gibi oluşumlar olabilir. Buraya da yardımcı olacaksınız. Sağlık olarak dikkat etmeniz gereken nokta boyun fıtıklarımız, baş ağrılarımız ve sinüzit problemimiz olabilir. Bir de göz doktoru zamanı. Evet sevgili takipçilerim, keyifli ve güzel bir hafta, umutlu bir hafta. Kalbinizden geçen ne varsa hepinize aydınlık olsun. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.